Dinlere ve peygamberlere ne gerek vardı? Peki Kur'an-ı Kerim'in değişmediğini nereden biliyorsun? Dinler insan icadı olamaz mı? Allah peki beni cehenneme yazdıysa benim ne suçum var? Allah neden ibadet etmemizi istiyor? İbadetimize ihtiyacı mı var? Herkese merhabalar. Bir bilinçaltı kanalına daha hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bugün yine seyircilerimizden gelen sorularımız var. Bunları yöneteceğiz size inşallah. İlk soruyla başlamak istiyoruz. Dinlere ve peygamberlere ne gerek vardı? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Dinlere ve peygambere ne gerek vardı? Şöyle izah etmek gerekirse, şöyle bir örnek vereyim. Nasıl ki düşünelim, dünyadaki bütün renkleri toplasak, onunla bir sanat yapsak, o sanatı gösterebilmek için karanlık bir yere koyduğumuz zaman bize bir ışık lazım. O ışık o sanatı aydınlattığı zaman o sanatın ne olduğunu, ne anlama geldiğini anlayabiliyoruz. Ama ışık olmasa karanlıkta ne rengin renk olduğunu ne de sanatın sanat olduğunu anlayabiliriz. Ki şöyle, din de işte bunun gibidir yani. Bir sanattır ve peygamber de bir ışıktır. Ve o ışıkla birlikte dinin nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir sanat olduğunu bize göstermektedir. Peki hocam, Allah Kur'an'ı koruduğu gibi neden diğer kitapları korumaz? Şöyle düşünelim, nasıl ki her sene ya da mesela her mevsim bir giysiler var. İşte yazın giydiğimiz incedir, kışın giydiğimiz kalın elbise olduğu gibi mesela bu dünya hayatında bile basit bir değişiklikler yapabiliyorsak yani bu birçok şeyle çoğaltılabilir. Yani bu basit şey bile mesela mevsimlerden mevsimlere biz nasıl kıyafet değişimi yapabiliyorsak bu da şunun gibi düşünelim yani. İşte bu zamana kadar gelen insanların da hayat şartları değiştiğinden sebep Allah öbür çıkartmış olduğu yani izin vermiş olduğu kitapları tahrif etmelerine izin vermiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şekilde bu hususta ne yapmamıştır? İzin vermemiştir ve Allah demiştir ki bizlere buyurmuşlardır ki biz indirdik ve biz koruyacağız ve biiznillahü teala da öyledir, öyle inanıyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'in değişmediğini nereden biliyorsunuz? Bu hususta bir tartışma yoktur. Çünkü İstanbul'daki bir Kur'an'ı getirdiğiniz zaman veya İngiltere'den de bir Kur'an getirdiğiniz zaman karşılaştırın ve hiçbir şekilde bir fark bulamazsınız. Zaten bir ateist, bir deist bile gelse Kur'an'ın değişmediğine dair bunu yani inkar edemez, etmemesi lazım da zaten. Çünkü Mevlamız buyurdu önceki sorudaki gibi yani biz indirdik, biz koruyacağız buyuruyor Mevla. O yüzden hani bu usta değişeceğini ummuyorum. Dinler insan icadı olamaz mı? İnsanların farklı farklı görüşleri olabilir. Ama yani din çıkartma imkanı yoktur. Yapamazlar. Yaparlarsa zaten hurafe olur. Hiçbir şekilde buna din diyemeyiz. Çünkü Mevlamız ne buyurdu? İnned dine indallahi İslam. Allah katında tek din İslam'dır buyurduğu için yani insanların bir din çıkartması mümkün değildir. Allah insanı neden yarattı? Mevlamızın bizi yaratmasının sebebi Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler, bana kulluk etsinler için yarattım buyuruyor. Yani bizi bir imtihan dünyasına yolladı ve bize doğruyu yanlışı gösterdi ve bize de akıl verdi. Bizim de seçmemiz için doğru ve yanlışı yarattı. O yüzden biz doğruyu seçerek ve Allah'ımıza da ibadet ederek, kulluğumuzu ederek inşallah cennetimizi kazanacağız. Ve bizim zaten yaratılış sebebimiz, gayemiz de bundan sebeptir. Yani bizim yaratılış gayemiz Allah'a kulluk ve Allah'a ibadettir. Allah neden ibadet etmemizi istiyor? İbadetimize ihtiyacı mı var? Allah'ımızın tabii ki de bize ibadetimize yani bir ihtiyacı yoktur. Ama bizim ibadete ihtiyacımız vardır. Çünkü Allah'ımızın rızasını kazanabilmek için, Allah'ımızın cennetini ve cemalini kazanabilmek için Allah'ımızın ibadet yani emretmiş olduğu ibadeti yerine getirmemiz şarttır. Cennet ve cehenneme gideceğimizi Allah biliyor mu? Tabii ki de cennet ve cehenneme gideceğimizi Allah biliyor.
Ama şöyle ki Allah cenneti ve cehennemi sana yazdı. Biz şu Allah'a şu iftira atamayız. Allah peki beni cehenneme yazdıysa benim ne suçum var? Bu o değildir. Allah çünkü sana güzel bir irade, akıl verdi. Senin doğruyu seçebilme ve yanlışı seçebilme bir aklı verdi. Şimdi bir insan cennet yerine cehennemi seçerse bu suç Allah'ın değildir. Şahsi bir suçtur ve kendimizin suçudur. Allah'a hiçbir şekilde suç atamayız. Yani biz aklımızı kullanarak doğruyu ve yanlışı seçip ona göre doğruyu bulup cenneti kazanmayı elde etmemiz gerekir. Allah kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Yani şöyle ki insanlar burada bu soruyu sorarak zaman ve ezel kavramını birlikte tutmaktadır ve bu yanlıştır. Çünkü insanlar bir zaman içerisinde yaşadığı için, dünya hayatı gibi düşündüğü için Allah'a zaman ve mekan isnat etmek uygun değildir. Ve bu hususta da Allah'a bir zaman belirlemiş oluruz ve bu uygun değildir. Teşekkür ederiz hocam. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Haftaya sizin sorularınızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yorumlar kısmına sormak istediğiniz sorularınızı yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.